Merhaba. Merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar. Öncelikle sizlerle bu ekranda buluştuğumuz için çok müteşekkiriz. Olur. Tabii ki. Bu programımızda Sayın Gökçe Hanım'a birkaç sorum olacak. Ne hakkında? Mario Rabbids Kingdom Battle hakkında. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum Zeynep Hanım. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu oyunu ben oynadım arkadaşlar. Zeynep'in henüz pek benden fırsat bulup da oynamaya şey olamadı. Gazetecilik görevimizi yapacağız, röportaj yaparak. Evet, biraz öyle olacak. Bazıları oynar, bazıları sorar. Ben de bitirdin mi diyeceksin. Daha bitirmedim. Son dünyaya geçmek üzereyim. 4 dünya var oyunda. 3 dünyayı bitirmek üzereyim. O yüzden çok da zaman geçmeden, çünkü almayı düşünenler vardır diye bir toparlayalım fikirlerimizi. Direkt. Çünkü bayağı da fikir edinmeye yetecek kadar oynadım yani. Bu arada ben ne yaptım? Ben de başka bir oyun oynadım. Onu da kısa süre içerisinde görebilirsiniz. Boş durmamıştır diyorum yani. Başka bir oyun oynadım. Evet, evet. Gökçe Hanım, öncelikle nasılsınız? Çok iyiyim Zeynep Hanım. Sizi sormak isterim. Biz de iyiyiz. Teşekkürler sorduğunuz için. Şereflendirdiniz. Şimdi sormak isterim. Ben şimdi bu oyunu pek bilmeyen insanlar varsa seyircilerimiz arasında, neyse yeter o kadar. Mario tamamdır, Rabbids ne? Rabbids, bak güzel dedin. Rabbids pek kimsenin sevmediği bir şey aslında. Ama bence yani neyse, ben fikrimi belirteceğim. Şimdi Rabbids Ubisoft'un ya da bazı çalışanların dediği gibi Ubisoft'un bir IP'si, Raving Rabbids diye bir IP'si. Yani bir markası aslında daha doğrusu. Bu karakterler Rayman oyunlarında vardı. Ondan sonra, bu arada röportaj yapıyormuş gibi bağırarak konuşmaya başladım. Evet. Normal tanıma döneyim. Rayman oyunlarında olan yan karakterlerdi. Sonra işte çok popüler olmuş falan filan. Bunların kendi oyunlarını çıkarlar. Wii'ye falan çıkmıştı. Belki hatırlarsın o zamanlarda. Belki, belki. Önemli değil. Seyircilerimiz hatırlasın yeter. Evet, böyle bir Ubisoft'un bir işte kendi markası. Nintendo ile ortak çalışıyorlar. Artık kim kime teklif götürdü bilmiyorum ama Ubisoft'un zaten Switch'i destekleyeceğini duyurdular. Zaten bayağı da şu ana kadar en çok destekleyen AAA firmalardan biri Ubisoft. Ondan sonra böyle bir oyun fikriyle biri diğerine gitmiş herhalde ki çok da güzel bir oyun çıkarmışlar ortaya. Evet, karşımıza Mario XCOM diye Mario bir XCOM. Rumuz edilmiş olan, evet. Mario Rabbids Herkes Kingdom kısaca Battle böyle diyor. Çünkü çıktı. Gerçekten de biraz öyle. Tam olarak değil tabii ki. Yani XCOM tabii çok daha stratejik derinliği olan bir oyun ama Mario... Ben şeyden çok korktum mesela, Mario Rabbids'te yeterince combat sırasında, yani yeterince derinlik olmayacak, işte karakterlerde derinlik olmayacak falan diye çok korkmuştum. Ama bu korkularım boşa çıktı. Combat demişken lafınızı bölüyorum, çok kusura bakmayın. Tactical combat mekanizması hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu, siz XCOM'da oynamış olan bir insansınız? O nedenle fikirlerinizi zaten almak isterim. Zaten onu anlatıyorum. Ya tamam, tamam efendim. Ama siz daha güzel bir toplayıp sorunuz. Kesinlikle. Şimdi şöyle, olmuş. Kesinlikle olmuş öncelikle. XCOM'dan da farklı, bunu da belirtmek gerekir. Ya aşırı derinliği olan bir sistem diyemem ama yine de bayağı derin. Yani hani adı Mario Plus Rabbids olan bir oyundan beklemeyeceğiniz kadar derin ve zor. Zor bir oyun bu arada, bunu da belirtmek lazım. Tabii XCOM'un şimdi yapay zorlukları var, yani işte recruit kaybetme vesaire falan filan, bilerek zorluğundan keyif alınan bir oyun. Bu oyunun zorluğu öyle değil ama stratejiyi iyi düşünmenizi gerektiren bir zorluğu da var combat kısmında. Nasıl bir combat olayı var, ona biraz değinmek isterseniz, ne dersiniz? Çok isterim. Öncelikle 3 kişilik bir ekibiniz oluyor. Çeşitli karakterler var. Bu arada ben şöyle bir size sormadan slideshow hazırladım. Tabii ki, buyurun gösterin. Bir bunlar karakterlerimiz. Oyundan önde çektiğimiz... Roomba. Evet, önde DJ Roomba. evet, Parks and Recreation izleyen arkadaşlar bilecektir DJ Roomba'yı. Önde evet öyle bir karakter var. Biz onu takip ediyoruz dünyada gezinirken. Öyle bir herhalde bütün partiyi göstermek için öyle bir şekil yapmışlar. Bu bahsettiğim partide arkadaşlar her zaman 3 elemanımız oluyor.
Bunların biri Mario olmak zorunda. Bu biraz can sıkıcı çünkü o kadar güzel karakterler var ki özellikler açısından. Mario'yu sürekli kullanmak zorunda kalmak, Mario biraz şey kalmış ya, birazcık düşük kalmış yani, eğlencesiz kalmış diğerlerinin yanında. Özelliksiz diyeyim ya da. Ama yine de çok keyifli karakterlerimiz var. İşte görmüşsünüzdür fragmanlardan. Rabbit Peach gelir birazdan zaten. Mesela çok komik, eğlenceli bir karakter. İşte şu görüyorsunuz şu an Peach'in yanında. Peach'e de trip atıyor böyle gördüğünde falan. Ondan sonra Mario, Luigi ve Rabbit Peach'le başlıyorsunuz zaten. Daha sonra karakterler açılıyor. Ben mesela 3. dünyayı bitirdim. Hala açılmayan bir tane karakter var. Açılmayan bir tane oyun mekaniği bile var. Çok önemli bir şey değil ama geri dönüp oynamaya yarayacak. Oyunun içinde puzzle'ları çözmeye, ekstra puzzle'lara gitmeye diyeyim, yarayacak bir mekanik açılmamıştım. Neyse, evet. Combat'ten bahsediyordum ben. Evet. Combat'te çok güzel mekanikler yapmışlar arkadaşlar. Team Jump olayı var. Öncelikle bir haritamız var. Harita XCOM gibi bir yeri görünmeyen, işte Warfog mu diyorlar ona, böyle işte orası görünmez, burası görünmez, öyle bir şey yok bunda. Bütün haritayı görebiliyorsunuz. Hatta combat'e başlamadan önce bir taktiksel görünüm var. O taktiksel görünümden bakarak güzelce planlayabiliyorsunuz. Combat sırasında da bu taktiksel görünüme geçebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Ve çok fayda sağlıyor gerçekten. Ve çok güzel yapmışlar. Yani combat'in akışı çok güzel. Kullanışlılığı da çok güzel. Yaptıkları özelliklerin, verdikleri özellikleri. Şurada görüyorsunuz mesela Team Jump. Pardon, bu Team Jump değil. Bu şeyin üzerine zıplama, düşmanın üzerine zıplama. Bir Team Jump mekaniği var. Gördüğünüz şu işte engellerin arkasına saklanarak, bariyerlerin arkasına saklanarak kendimizi %50 veya %100 korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da Team Jump'larla ya da normal ilerleyerek, dash yaparak vesaire düşmanlarımızı alt etmeye çalışıyoruz. Evet. Böyle bir şey. Yani combat sıkmıyor. Hiçbir zaman sıkmıyor. Özellikle aranızda turn-based, beni sıkar vesaire, hani taktiksel ama yani yine de sıra tabanlı. Böyle diyen arkadaşlar varsa kesinlikle sıkılmayacağınızı garanti edebilirim. Çünkü ben yani taktiksel oyunlardan kendimi bıktırmış bir insanım. Bir tek yani şu an XCOM falan oynayabiliyorum. Özellikle Japon oyunlarını çok zamanında, işte Disgaea'lar falan çok oynadım. Çok bıktırdım kendimi ve bu oyunu oynamadan önce de korkuyordum açıkçası. Yani oyunu da sipariş verdik ama acaba bayacak mı beni hemen falan diye. Kesinlikle çok keyifli bir combat yapmışlar ve oyunun en güçlü noktası da combat bence. Evet, ben mesela turn-based taktik oyunlarında çok böyle şey değilimdir. Ne en sevdiğim oyun türü ne de en başarılı olduğum oyun türü. Ama bir saat mi ne oynadım bu oyunu? Şöyle bir sıkıcı gelmedi ama kesinlikle, bir saat yani. Kesinlikle ama yani... Hoş, bana XCOM da sıkıcı gelmemişti. Tabii ama şey de değil. Şimdi bunda mesela anladığım kadarıyla haritalar zaten önceden belirlenmiş. Düşmanların nerede spawn edeceği falan belirlenmiş. Bir şey yok. Sürekli baştan oynama, sürekli oynama yok. Hep her haritayı da güzelce değişik değişik düşünerek şey yapmışlar. En azından her dünyanın işte düşmanları farklı, bir boss var, bir mini boss var, bir şeyler... Mekanikler farklı olabiliyor. Bir de aralarda minik platform puzzle'cıkları var. Evet, onlara da gireceğim. Nesnelerimizi evet, toplamak ben için. Ben combat'ı şimdi ele aldığım için onlara değinmedim. Peki o zaman şunu sorayım. Bu combat dışında bir şey oluyor mu? Dünya nedir? Ne oluyor? Olmaz olur mu? Oluyor ama öyle çok da dolu dolu diyemem yani. Şöyle, şimdi öncelikle çok güzel bir dünya tasarlamışlar. Tam da bununla birlikte tasarımı size sormak, fikirlerinizi almak isterim hadi, diyordum. Hadi öyle tamam. Olsun. Tamam, yazıyormuş orada, kabul edelim. Şöyle arkadaşlar, bir daha sorunuzu tekrar eder misiniz? Duydum burada çünkü. Çay içmek için. Bu çarpışmalar dışında, combat dışında nasıl bir dünya bizi bekliyor? Yanılmıyorsam birkaç dünya bitirdim dediniz, bu dünya tamam, bitirmek ne demek? Yeterli. Şimdi arkadaşlar şöyle, Mario oyunlarındaki gibi işte dünyalara ayırmışlar level'ları ve bu dünyaların içinde bir level'dan diğer level'a yürüyerek gidiyorsunuz yani normal. Tabii burada bir ortam var. Bu ortamları çok güzel tasarlamışlar. Farklı temalarda, işte biri çöl temalı, biri kutup temalı, yok biri şey Halloween, Canılar Bayramı temalı. Yani spooky temalı denir ona işte. Neyse, korkulu derler ya. Öyle şeyler temalarda ilerliyor. Ama ortamları o kadar güzel ve o kadar ayrıntılı tasarlamışlar ki, yani bu dünyada gezmek kesinlikle çok keyifli. Ayrıntılara baktığım zaman mesela şu şeyler,
dumanlar, şey, toz dumanları. O kadar tatlı ki mesela borulara girip çıkıyorsunuz, çıktığınızda puf 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 yapıyor falan. Zaten ses efektleri çok güzel, zaten müzik harika. Bu arada müziğe bakmadım kim yapmış ama eminim çok ünlü biridir yani. Çünkü çok güzel zaten müzikler. Direkt şey yani, onu diyordum bak, bir Ubisoft oyunundan çok bir Nintendo oyunu havası veriyor ortam ve evet, eminim Nintendo bunu çok başında durarak emin olmuştur bunun böyle olmasına. Tabii ki sonuçta bir Mario franchise sonuçta tabii, bir yerde. Yabana atmazlar böyle Mario'yu yani. Şöyle biraz da upgrade sistemlerinden falan bahsedeyim. Evet, oynadıkça açılan bir şeyler var mı soruma upgrade sistemlerinden bahsedeyim diyerek kendi kendinize işte böyle konuklar sormuş çağırıyoruz. Sormuş. Şimdi soracaktım. Kendi sorusunu kendisi soruyor sayın seyirciler. İşte. Yalnız bir dakika, tamam, ben ortamdan yeterince bahsetmediğime inandım. Şimdi ona dönüyorum çok. Siz tabii bir daha sorarsınız o zaman. Şöyle, ortamda puzzle'lar var arkadaşlar ve şu gördüğünüz gibi treasure chest'ler var. İşte biz bu ne diyoruz onlara? Hazine sandığı dedim. Ha, treasure chest mi? Hazine sandığı. Ben çok yorgunum da kafam şey öyle bir kusura. Estağfurullah. Estağfurullah. Yoksa yani ay ne diyoruz onu demek istemedim ya. hazine sandıklarında bize farklı farklı şeyler çıkıyor. Dünyada da çeşitli puzzle'lar var. Hem oyunda ilerlemek için puzzle'ları çözmemiz gerekiyor yer yer. Hem de işte değişik chestler bulmak için bize ödül olarak bazı puzzle'ların sonunda değişik chestler veriliyor. Genelde puzzle chestleri, tabi ortalıkta duran chestler değil, puzzle chestleri güzel silahlar verebiliyor. Ama puzzle'lar çok kolay. Şimdi bir platforming tipi puzzle'lar var. Çok platforming değil aslında ama hızlı davranmayı gerektiren. Bunlar isteğe bağlı. Yapmak zorunda değilsiniz. Ben mesela çok keyif almam böyle şeylerden ama kolaylar yani. Hani iki kere deniyorsunuz, üçünü de yapıyorsunuz en kötü falan zaten. Bir de oyunda ilerlemek için gerekli olan puzzle'lar var. Onlar da genelde işte şu kayayı buraya iteyim, onu buna yapayım, kapılar açılsın falan tarzı. Onlar zaten aşırı kolay. Yani deneme yanılmayla buluyorsunuz en kötü yani, öyle söyleyeyim. Çok keyifli ama rengarenk olduğu için. Evet, yani şey değil. Çok bir şey katmıyor bence. Şey puzzle'ları daha eğlenceli. Chess puzzle'ları biraz daha en azından bir şey yapmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama diğerleri biraz işte renk katmak istemişler. Oyunla ilgili sevmediğim bir şey de... Rabbit Mario. Evet, Rabbit Mario çok tatlı. Şey, oyunla ilgili sevmediğim şey şu arkadaşlar. Aslında dünyası çok renkli ama çok dolu bir dünya diyemiyorum. İçinde gezinmesi çok keyifli. Combat kısmı harika. Ama dünyanın içinde mesela collectible'lar var. İşte 3 boyutlu model Art Museum'da, sanat galerisinde 3 boyutlu model topluyorsun. Soundtrack topluyorsun ama soundtrackleri istediğin zaman çalamıyorsun anladığım kadarıyla. Gidip şarkıya basıp onu da ekranda öyle tutman gerekiyor falan yani. Hani biraz anlamsız olmuş. Mesela onun yerine kostüm verseler ben çok daha fazla keyif alırdım diye düşündüm bugün mesela. Yani gayet de kolay bir şey olurdu eminim farklı kostümler vermek. Böyle o collectible olayını beğenmedim yani. Çoğu oyunda iyi yapmıyor bunu zaten. Oradan bir arayüz eleştirisi mi alıyorum acaba? Arayüz şöyle diyeyim. Oyun içi işte menüleri vesaireleri fena değil ama bir ana menüde bir böyle o Japon şeyi var ya, bilmiyorum, ben Final Fantasy 15 oynayanlarınız varsa mesela o oyunun oyun için menüsü bana çok aşırı çirkin gelmişti, böyle bir asansör müziği işte arkada da böyle duvar kağıdı gibi bir şey yani, çok güzel görünen bir oyunu hani nasıl bu kadar çirkin bir menü yapmışlar falan diye düşündüm. Bunun menüsüne de çok bayılmadım açıkçası. Bu Battle HQ diye bir yeri var. Oraya girdiğiniz zaman X'e basarak giriliyor. Ona girdiğiniz zaman çok şık değil yani bence. Ama onun dışında oyunda her şey çok şık ve çok güzel. Yani sadece bir ufacık menüden bahsediyorum yani. He. Peki oynadıkça neler kazanıyoruz? Puanlarımızla, topladığımız şeylerle silahım güzelleşiyor mu? Ne güzel sorular bunlar. Zeynep Hanım adeta oyunu oynamış gibi. Mesleğimiz bu. Şöyle, şimdi oyun oynadıkça tabii ki coin kazanıyoruz. Mario oyununda ne olacaktı başka? Bu coinlerle kendimize silah satın alıyoruz. Şimdi aldığımız silahları satamıyoruz. Öyle bir mekanik yok. O kadar gelişmiş bir şey yok zaten. Beta'da HQ'ya gidiyoruz. Yeni silah alıyoruz. Yeni özellikler. Genelde
Birkaç tane özel efekti oluyor bu silahların. İşte düşmanı taşa çevirme, düşmanı dondurma, düşmanı yakma. Bunların hepsinde farklı şeyleri var. Özellikleri var. Ondan sonra mürekkep atıyorsunuz gözüne. Öyle kalıyor, bir şey yapamıyor falan bir şey. İşte donduruyorsun, orada kalıyor, hiçbir şey yapamıyor. Yakıyorsun, böyle yanarak rastgele bir yere düşüyor falan filan. Böyle silahlar alıyoruz ve oyunda iki silahımız var. Her karakterin iki silahı var. Bu çok ilginç. Mesela Mario'nun bir normal uzaktan silahı var, bir tane de melee silahı var. Ama her karakterin silahları farklı. Mesela Luigi bir sniper. Hiç beklemezdim Luigi'den. Bak, oradan snipe ediyor insanları. Bu şey, dediğim gibi işte özel şeyler var, dedim, özel yetenekler var. Her karakterin özel yetenekleri var ve bir skill tree var. Yani işte becerilerimizi oradan seçerek özelliklerimizi geliştiriyoruz. O da güzel bir dokunuş olmuş. Şu aşırı derin değil ama bu zaten tahminimce 20-30 saat toplamda sürecek bir oyundur. O nedenle yani 30 saati çok geçeceğini zannediyorum. 30 saati bile bulacağını zannetmiyorum. Siz kaç saat oynadınız Gökçe Hanım? Ya bakmayı unuttum Zeynep Hanım. Ama en az 15, yani 15-20'ye yakın olabilir, emin değilim. 20'ye zaten yakın. Biliyorsunuz yarısından azı oynandıysa inceleme videomuza kabul etmiyoruz. Yok, şu an sizi kovacaktım yani. Kötü yani, yarısından fazlasında oynadığımdan eminim. Evet, çok güzel. Şöyle, işte... Silah alıyoruz yani. Satın alabildiğimiz tek şey silah. Birinci ve ikinci silahlarımızı upgrade ediyoruz diyelim, daha doğrusu yükseltiyoruz. Bunun yanı sıra altınlarla yapılan başka bir şey görmedim ben. Altınları da genelde battle'lardan en çok kazanıyoruz. Bir de ortalıkta orada burada altınlar var. Toplaması da keyifli oluyor çocukluğumuzdan beri topluyoruz. Aynen, işte bling bling yapıyor, hoşumuza gidiyor yani. Evet. Başka bir şey yok o açıdan. Yoshi var mı karakter olarak? Yoshi'yi çok severim ben. Yoshi bana açılmayan tek karakter şu an ya. Yani sona koymuşlar ama şu an bende de Rabbit Yoshi var. O da bayağı iyi. Korkulu yer de güzelmiş. Korkulu yer de güzel. Evet. Peki genel olarak önerir miydiniz? Şimdi Switch'e bakarsak hani ben neyse Switch videosuna çevirmeyeyim şimdi ben bunu, ama çok güzel bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Yani ilk senesi olan bir konsol için çok iyi oyunlar çıkarmayı başardı Nintendo ve portları da desteklemesi çok iyi oldu. Bu oyunu önerir miyim? Kesinlikle öneririm arkadaşlar. Şöyle, Nintendo oyunlarının bir fiyat kaybetme bir avantajı var. O nedenle hani bu oyunu şimdi almışsınız, bir sene sonra almışsınız, pek bir şey fark etmiyor. Çok pardon. O nedenle ben kesinlikle almanızı öneririm. Alırsınız, arkadaşınızla takas edersiniz ya da daha sonra satarsınız, pek bir şey de kaybetmezsiniz zaten. Ucuzlamaması alırken gıcık oluyor ama insan evet, satabiliyor, takas tabii, edebiliyor. Öyle bir avantajı, yani bir taraftan bakınca avantajı var gerçekten Nintendo oyunların. Bu oyun çok tekrar tekrar oynanabilecek bir oyun bence değil. Çünkü dediğim gibi anladığım kadarıyla map'ler şey değil çünkü. Rastgele orada oluşturulmuyor. Belirli map'ler var. O nedenle zaten bir kere oynadıktan sonra belki biraz da ekstralar için geri dönüp oynayabiliyorsunuz eski battle'ları zaten. Böyle bir şey yaptıktan sonra çok pardon. Çok da bir anlamı yok yani baştan oynamak. Bu kadar ama, oyun varken zamanın var insanın bir daha oynamak. Tabii o da var. Ama kesinlikle yani alınmayı hak eden çok keyifli bir oyun. Yani beklemediğim kadar gerçekten combat'i eğlenceli çıktı diyebilirim. Keşke şey yapsalar yani hatta ne bileyim bir online map paylaşma şeyi olsa, bir map editor, editor olsa, bir DLC çıksa, bir şey olsa, yani daha çok battle olsa falan filan çok isterim. Belki bir deneme yapıyorlar şu an. Umarım devamı gelir yani. Satış rakamları iyi olduysa eğer. Bayağı da iyiymiş. İyiymiş. O zaman belki devamı gelir. Kesinlikle umarım, çok başarılı bir iş çıkarmış Ubisoft gerçekten. Peki, oyunla ilgili sevmediğiniz bir şeyden söz etmiştiniz. Evet. Ama en sevmediğiniz, yani bu değişse keşke ya, diyebileceğiniz. Collectible yani. Collectible. Ya bana collectible'ı eğlenceli bir şey versinler. Yani ben gidip orada galeride 3D modele bakmak, yani bilmiyorum, çoğu insan istemiyordur diye düşünüyorum. Hani başka bir ekstrası var mı onu da bilmiyorum. Elle tutulur bir şey var onun yerinde değil yani mi? Yani bana evet kostüm var, oyunda göreyim, ses var, yeni efekt var, bir şey var. Oyunda göreyim ben bunları. Bunları istiyorum genel olarak. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Özellikle Switch'in bir Switch videosu çekeriz yakında diye düşünüyorum. Çünkü çok yeni haberler var. İşte yarın
bir Nintendo Direct var yine Switch ile ilgili ve Mario Odyssey ile ilgili açıklamalar yapacak Nintendo. Yine bir güncelleme çekeriz. Switch'in önü de bayağı açık, hazır yani. Almayı düşünüyorduysanız zaten alın gitsin Mario Rabbids de diyorum yani. Evet. Aa, Gökçe Hanım, bize bugün katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Zeynep Hanım, beni burada ağırladığınız için. Evet, size şu hediyeyi vermek çok isteriz. Harikasınız. Şu kullanılmış eski bir telefon. Tekrar bekleriz efendim. Bir sonraki videoda da ben sizinle röportaj yaparım gibi görünüyor. Olur, koltukları değiştiririz. Yine her zamanki gibi yine çok komiksiniz Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Yine teşekkür çok ederim. Komik gerçekten. Komikliğim en büyük özelliğim. Böyle arkadaşlar, sizi bu eğlenceli dünyaya şahsen davet ediyorum. Evet, hem Mario hem XCOM seviyorsanız aradığınız oyun bu. Aradığınız oyun bu. Bay bay. Bay bay.